Merhaba. İnsan isterse kendini geliştirir. Yani kişi istemedikçe biz hiçbir şekilde ona müdahale edemiyoruz. Bunun yanı sıra biz kendimizden başka hiç kimseyi de değiştiremiyoruz. Genelde toplumumuzda en büyük yanılgı, çevremizdeki insanların sürekli değişmesini, bizim istediğimiz gibi olmasını beklemekle başlıyor. İnsan çevresine odaklı yaşadığı için sürekli çevresindeki insanların davranışlarındaki eksiklikleri gördüğü için kendisini çok fazla değiştirme şansına ulaşamıyor. İnsan ancak kendisine odaklı yaşarsa, kendindeki eksiklikleri fark edebilirse ve kendini değiştirmeyi ve geliştirmeyi isterse kişisel gelişime başlayabiliyor. Yani biz kendimize odaklandığımız zaman, kendimizi geliştirmeye başladığımız zaman tamamen kendimizle meşgul oluyoruz. Çevremizdeki gereksiz olaylara kafamızı yormuyoruz. Çevremizdeki insanlarla çok fazla meşgul olmuyoruz. Böylelikle aslında bakış açımızı da değiştirmiş oluyoruz. Peki insan kendini geliştirmek istediğinde neler yapabilir? Kişisel anlamda her şekilde kendini geliştirebilir, her şekilde kendine değer katabilir. Çevremizdekilerin değişmesini istiyoruz ya da çevremizdeki insanların bizim istediğimiz kalıplara girmesini istiyoruz ya. İşte biz değişmeye başladığımızda, biz kendimizi geliştirmeye başladığımızda çevremizdeki insanlar da bu değişimden yavaş yavaş nasibini alıyor. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Karşımızda çok sakin bir insan düşünelim. Gayet mülayim, sakin, sabırlı, nasıl davranması gerektiğini toparlayabilecek kadar olgun kişilikte bir insan. Şimdi bunun karşısına kavgaya meyilli birisi geldiğinde bu iki kişi ne kadar kavga edebilir? O olgun davranışlı ve kendini bilen kişi hiçbir şekilde kavgaya meyil eden kişiye uymazsa, kendi davranışlarının kontrolünü kendisi elinde tutarsa, karşı tarafın olumsuzluklarına rağmen olumlu yaklaşırsa ortaya bir kavga çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. Böyle bir durumda işte o nasıl davranacağını bilen o olgun kişi kendi davranışlarının kontrolüne sahip olduğu noktada aslında karşısındaki kişinin de davranışlarını kontrol etmiş oluyor. Yani karşınızdaki kişi olumsuz olduğunda ya da size negatif bir etki yüklemeye çalıştığında siz de aynı tepkiyi veriyorsanız, karşınızdaki öfkelendiğinde siz de öfkeleniyorsanız ya da karşınızdaki kaşlarını çattığında siz de çatıyorsanız davranışlarınızın kontrolü karşı tarafın elinde demektir. İşte biz kendi davranışlarımızı kontrol etmek için ilk önce bunun farkına varmamız lazım. Karşı tarafın tutumuna rağmen kendi tutumumuzu korumalıyız. Kendi davranışlarımızın kontrolünü elimizde tutmalıyız. Burada nasıl doğru davranacağımızı bilerek hareket ettiğimizde karşı tarafı da dolayısıyla etkilemiş oluruz. Yani sürekli bizimle tartışmaya çalışan insanlara uymadığımızda bir süre sonra o insanlar bizimle tartışmaktan vazgeçerler. Yani biz tartışmaya karşılık verdiğimiz için tartışmalar büyür. Karşı tarafa cevap verdiğimiz için karşı tarafa yeniden cevap hakkı doğar. Yani insan kendini geliştirdikçe, İnsan kendi davranışlarının kontrolünü elinde tuttukça aslında çevresindeki insanların değişimine de katkıda bulunmuş olur. İlk adımı nereden atmalıyız? Önce farkındalıkla atmalıyız. Çünkü fark etmeden harekete geçemeyiz. Çoğu kişi kendindeki eksikliği fark etmediği ya da kabul etmediği için gelişemiyor. Yani biz herhangi bir konuda bir eksikliğimiz olduğunu, geliştirmemiz gereken bir yönümüz olduğunu kabul edersek, İşte o zaman üzerimize sorumluluğu almış oluruz ve o noktada harekete geçmeye başlarız. Öncelikle kişisel gelişim için kendi davranışlarımızın sorumluluğunu almamız şarttır. Yani şöyle düşünün, bir anne düşünelim, çocuğunu sokağa gönderiyor, üstünü başını da tertemiz giydiriyor. Diyor ki, bak sakın üstünü kirletmeyeceksin. Çocuk dışarı çıkıyor, oynarken geliyor arkadaşı yanlışlıkla ona çarpıyor, yere düşüyor ve üstü başı berbat oluyor. Ne yapar bu çocuk? Avazı çıktığı kadar başlar bağırmaya. Çünkü kendi kabahati yok. Ağlamaya başlar, şikayet etmeye başlar. Peki aynı şekilde bu çocuğun kendi kendine düştüğünü düşünelim. Ne yapar? Sorumluluk kendisine ait olduğu için hemen sessizce kalkar, hiç kimseye çaktırmadan üstünü başını silkeler, temizler.
örtbas etmeye çalışır. İşte biz de hayatımızdaki olayların sorumluluğunu kendi üstümüze alırsak o zaman çözüm odaklı yaşayabiliriz ve sonuca doğru ilerleyebiliriz. Lakin yaşadığımız olaylarda hep bir suçlu ararsak, hep karşı tarafa bunu yüklersek hiçbir şekilde yol alamayız. Yani bana onu yaptılar, bana bunu dediler diye ömrümüzü tüketmeye devam ederiz. Lakin burada kendi yaptığımız hatayı ya da oradaki eksikliği fark edip tamam ben burada böyle davrandığım için bu başıma geldi dediğimiz andan itibaren hem o olaydan ders çıkarmış oluruz hem de o konuda kendimizi geliştirmeye başlarız. Bir sonraki adımda nasıl davranacağımızı da öğrenmiş oluruz. Yani insan kendisi istemeden, kendi sorumluluğunu almadan, kendini fark etmeden gelişemiyor. Sürekli birilerinin değişmesini bekleyerek bu hayatı tüketemeyiz. Eğer bir şeyler değişsin istiyorsak, eğer birileri değişsin istiyorsak o zaman gelin gelişime kendimizden başlayalım. Hoşça kalın.